Hayırlı günler dostlar. Dün yayınladığımız haberde Libya Başbakanının özellikle batı bölgesinde hava kuvvetlerini alarma geçirdiğini bu kapsamlı bir bildiri yayınladığını söylemiştik. Kısaca bu haberi hatırlayalım. Libya Başbakanı Abdülhamit Beybe, "Hava kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi ki hava kuvvetleri genellikle dronlardan oluşuyor. Batı Trablu'su keşfetmeleri" Burada dostlar Nevasi 444, Muhammed Davi gibi Tugaylar Fethi Başa'yı destekliyor. Dolayısıyla bunlar Fethi Başa'yı korurken Kekli, Far, Suriye Milli Su, Censur ve Zaviya Tugayları da Nevasi merkeziyle çatışma yaşıyor. Bugün itibariyle yeni gelişmeler yaşanıyor. Başbakan Dibeybe'nin dün insansız hava aracı birimlerine alarm durumuna geçin talimatı vermesi sonrasında önemli gelişmeler var. Geçen hafta bilindiği gibi Fethi Başa ülkemize gelmiş ve yetkililerle görüşmüştü. Başkanın Türkiye ziyaretinden sonra önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugün itibariyle başkent Trablus'un birçok bölgesinde çatışma çıktı. Fethi Başşah Trablus'a Nevasi Tugay'ını yolladı. Trablus Büyükşehir Belediyesi Fethi Başşah'ın gelişini kutlarken neler olacak soru işareti. Dibeybe çatışacak mı yoksa teslim olacak veya ülkeden mi kaçacak? Hafteri gelen Trablus hükümeti şimdi iç savaşta karşı karşıya. Şunu söyleyelim dostlar Libya basını El Marsat'ta haberler servis ediliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çatışmalar çıkmış durumda. Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan temsilciler meclisi tarafından yasa dışı bir şekilde Şubat ayında başbakan seçilen Fethi Başa, Trablus'a zorla girmiş durumda. Mart ayında hükümeti güven oyu alan Başa paylaştığı videolu mesajda Libya'nın başkenti Trablus'a geldiğini belirtiyor. Başa mesajında Elhamdülillah başkent ulaştık. Karşılama çok iyiydi. 3 saatten beri tebrik mesajlarının arka arkası kesilmiyor. Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim, açıklamalar yapacağım. Libya halkına sesleneceğim ifadesini kullanıyor. aşağı defalarca Trablus'ta hükümeti devralmaya çalıştığını ancak Dibeybe'nin bunu reddettiğini söyledi. Bakan İssam Ebu Zariba ise şunu söylüyor. Libya hükümeti görevlerini başkent Trablus'tan sürtürecek. İçişleri Bakanlığı Dibeybek hükümetinin üyelerini siyasi nedenlerle yargılamayacak açıklamasını yapıyor. Çok sayıda görüntü görmektesiniz. Başkent Trablus'un çeşitli bölgelerinde rakip silahlı gruplar resmi orduyla Fethibaşar güçleri arasında çatışma çıktı. Yükselen duman ve çatışma seslerini görmekteyiz. Yine Trablus'un çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde de aslında silah sesleri duyulmuştu. Fethibaşar zorla buraya giriyor. Dün yayınladığımız haberde Libyalı bir uzmanın analizini aktarmıştı. Kendisi Fethi Başağı'nın bölgeye zorla girmesini beklemediğini söylemişti. Fakat kendisinin açıklamalarından bir gün geçmeden Fethi Başağı zorla Trablus'a giriyor. Trablus'un merkezindeki Şat yolunda Nevasi Tugayları, diğer yanda resmi hükümete bağlı Suriye Milli Ordusu, istikrar ve destek güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Libya'daki durum çok ciddi. Libya'daki son durum haritasını görmektesiniz dostlar. Kırmızı renklerin Hafter tarafından kontrol edilen bölgeler olduğunu söyleyelim. Yeşil bölgeler ise daha çok kabilelerin olduğu bölgeler. Her iki taraf tarafından da kontrol edilmeyen bölgeler. Yine Mor tabii ki de resmi hükümeti gösteriyor. Hafter tarafındaki bölgenin daha çoğunlukta olduğunu söylesek de genellikle insan nüfusu buraya toplanmış durumda. Özellikle çöl bölgesinde pek fazla kişinin yaşamadığını da söyleyelim daha çok Libya halkı sahil kesimlerine yaşıyor. Son haritayı görmektesiniz dostlar. Sirte kentini bilindiği gibi Fethi Başa hale haline getirmişti. Buraya çok sayıda asker yamıştı. Ve bu bölgeden Trablus'a yönelik sevkiyat yapılıyor. Dikkat ederseniz Fethi Başa güçlerinin Trablus'a girdiğini söylemiştik. Bu da günün en önemli gelişmesi. Burada Misrata'da Salah Badi gibi Tugayların ne yapacağı da merak konusu.